Evet, siyasetin gündemi koalisyon senaryoları. Meclise gelerek kayıt yaptıran milletvekillerine ilk sorulan soru da bu konu oluyor. Partililer koalisyon görüşmelerini yürütecek heyetlerini belirledi. AKP, CHP ve MHP de koalisyon görüşmelerini yürütecek isimleri belirledi. Buna göre önce partilerin heyetleri arasında ön görüşmeler yapılacak, olumlu sonuç alınırsa devreye genel başkanlar girecek. Koalisyon tartışması, mecliste devam eden kayıt işlemlerinin de bir numaralı gündemi. Kayıtlarını yaptıran milletvekilleri koalisyon mesajları verdi. Tabii burada tek başına bir iktidar imkanı verilmedi ama Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması açısından sorumluluğu yerine getirme anlamında da bir görev verildi. Biz AK Parti olarak Sayın Başbakanımız açıklamalarıyla ve yapmış olduğumuz beyanlarımızla bu sorumluluğu yerine getiriyoruz. Ama maalesef bu konuda işte bloklaştıran, kutuplaştıran bir dil de görüyoruz. Vallahi seçmenin iradesi ortada. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi %40 oy almıştır. %40 karşısında da %60'lık bir başka kesim vardır. Blok derken bunları birbirine karşı kutuplar olarak ben almıyorum tabii ki. Bir oy dağılımını ifade etme açısından bunu ben söylüyorum. Sonuçta 3 siyasi parti bir araya gelebilir, gelmeyebilir. Bu ayrı bir şey. Milliyetçi Hareket Partisi öncelikli koalisyonu diğer partilerle kendi aralarında kurulmasının daha doğru bulduğunu ifade etti. Politik uyumluluk kendi aralarında hakim olduğu için hala bu noktadayız. Ha buna rağmen olmuyorsa Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüş ve düşünceleri ve temel ilkeleri bellidir. Koalisyon kuracak siyasi irade o ilkeleri irdelemek, onları kabul etmek suretiyle anca masa başına oturabilir. Erken seçim erken. Yani erken seçim için çok erken. Bu bakımdan erken seçim istemek, Türkiye'yi erken seçime götürmek seçmenin iradesine saygısızlık ve haksızlık olur. Seçmen böyle istedi. Seçmen isteseydi bir siyasi partiye tek başına hükümet etme görevi verebilirdi. Orta yerde bir hükümet vardı, güçlü bir çoğunluğu vardı. Ona dedi ki sen tek başına bu işin halledemiyorsun. Bu işi yüzüne gözüne bulaştırdın. Partileri koalisyondan önce meclis başkanı seçimi bekliyor. Burada ortaya çıkacak tablo nasıl bir koalisyon hükümeti kurulacağı konusunda da ipucu verecek. Dördüncü turda da en çok oy alan iki adayın yarışacağı bir seçim olacak. Orada artık 276 da aranmıyor. Yani en çok oy alan iki adaydan biri seçilecek. O süreye kadar hükümet çatısı çatılmış ise meclis başkanı üçüncü turda seçilir. Üçüncü turda meclis başkanı seçilmemişse bilin ki hükümetin çatısı çatılmamıştır.